Ve bu konuda da birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela bizim toplumumuz bir isim takacak olsak, hüzün toplumu. Şimdi onu soracaktım. Bu kadar iyi tanıdığınız bir toplum. Ya Türkiye bir insan olsa ve sizin karşınıza gelip otursa kliniğinizde, ona ilk ne söylersiniz? Ona ne söylerim değil de onu nasıl tanımlarımı size anlatayım. Hayır, sonrasında teşhis soracağım, yüzden soruyorum. Ee, bizim insanımız bir kere. ...duygu olarak hüzünün çevresinde dolaşır. Yani hüzün nasıl bir duygudur? Acının daha hafiflediği, içinde hafif bir mutluluğun, sevincin de olduğu... ...böyle bir duygudur, yani karışık bir duygudur ama şey ağırlıklıdır. Yani daha acı tarafında ağırlığı vardır. Bir kere bizim toplumumuz hüzün toplumudur. Bizim toplumumuz huzuru sever, mutluluğu değil huzuru tercih eder, sükuneti tercih eder. Hayatın anlamını arar, kendini arar, düşünmeyi sever. Mesela Amerikan toplumuyla şöyle bir mukayese yapacak olursak biliyorsunuz onlar has toplumu. Yani acıdan kaçalım. Olabildiği kadar işte en yakınımız bile aniden vefat etse bunu bir an önce işte hemen siyahları giyelim, götürelim, gömelim. Sonra işte belli ritüelleri var. Bunları gerçekleştirelim ve ertesi gün sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam edelim. Ee, ama başka ne yapalım? İşte eğlenceye gidelim, partiler yapalım, sabaha kadar eğlenelim, müziğin en hızlısını dinleyelim, filmin en heyecanlısını dinleyelim, en korkuncunu dinleyelim, bizi etkilesin. Ee, i̇şte efendim kitabın ya bizi çok heyecanlandırsın ya da hemen ne mesaj veriyorsa çabucak versin yani çabucak anlayalım bitsin gitsin. Bizi de fazla düşündürmesin. Oyalamasın toplumudur. Şimdi bunun yani yıllardır da böyle gidiyorlar. Biliyorsunuz gelişmiş toplumları hep gelişmemiş ya da daha az gelişmiş toplumlar bunlara örnek alırlar. Yani onlar gibi olma gayreti olur. Mesela bizler de Bizim gençlerimiz özellikle son yıllarda bu e, haz arayışını bir benimseme gayretindeler. Onlar gibi yaşama, onlar gibi hayatı hafife alma, hep gülelim, hep eğlenelim, hep partiye gidelim, güzel giyinelim, yiyelim, içelim. E, halbuki bu haz dediğimiz şey anlık bir şeydir. Yani gelir ve gider bunu sürekli olarak hayatın içinde tutma şansımız zaten yoktur. Amerika da bunu anladı. Yani bununla bir yere gidemeyeceğini gördü Amerikalılar. Ve şimdi mesela benim hani bu dizilerde niye izleniyor? Zevkli e, hüzün dedikleri yeni bir kavram icat ettiler. Zevkli acı ya da zevkli hüzün gibi. Yani bu kavramın insanlar üzerinde nasıl iyileştirici etkisi olduğunu gördüler araştırmalarla. Şimdi bütün araştırmaları bunun üzerine yapmaya çalışıyorlar ki bunun ciddi bir terapi biçimi olduğunu gördüler. Mesela ben bu dizilerde tamamen o zevkli hüzün dediğimiz terapi yöntemini topluma uygulamaya çalışıyorum. Bu aşk acısı da bu zevkli hüzüne girer mi? Kesinlikle girer. Niye arabeski bu kadar seviyor bizim toplumumuz? Her toplumun biliyor musunuz? İnsana acı veren, hüzünlendiren müzikleri vardır. Yani sadece bize has değildir bu. İşte bizde en acı veren şarkılar hep bu e, arabesklerdir ve e, toplumun büyük bir kesimi bunu sever. Niye? E çünkü yani mesela işte Orhan Gencebay söyler veya Müslüm Baba söyler. Ben de çok severim kendisini. Şimdi bunu dinlerken insan şöyle hisseder. Tanıdık. Ben bu duyguyu tanıyorum. Demek ki bunu söyleyen de benim gibi bu acıları yaşamış biri. Hmm. Hmm. Ya demek ki ben yalnız değilim. Yani benim gibi bu kadar acıları yaşayan biri var. Bir de üstelik bunu ne kadar güzel ifade ediyor güçteler filan ne kadar. Bir de üstelik benim sırdaşım gibi yoldaşım gibi yani ben benimle bir şey paylaşıyor ve bu ikimizin arasında kalacak. Onu söyleyenle benim aramda kalacak. O zaman ben onunla birlikte bu acıyı sonuna kadar yaşayabilir, şarkı bitince de oradan çıkarım. Yani güvenli de bir alandayım. Şimdi bizim diziler de öyle. Mesela onlarla birlikte üzülüyorlar, bazen ağlıyorlar dizileri izlerken. Ee, empati yapıyorlar. Onun acısını kendi yüreklerinde hissediyorlar. Bunu hissederken, kafalarından ya ben de böyle bir şeyler yaşamış mıydım? Evet benim yaşadığım şuna da benziyor biraz ya da kocasının, çocuğunun her neyse televizyonu kapattığı anda da güvenli alana geri geliyor. Yani burada ne acı var ne bir şey var. Ve bu arada bu terapi ne demek? Terapi içimizde düğüm olmuş bir türlü ifade edilememiş acıların dışarıya atılabilmesidir. İşte burada şöyle sırtını biraz dikleştiriyoruz çünkü Sırtındaki yüklerden birkaç tanesi o diziyi izlerken gitti. Daha hafifledi. O kafasındaki binlerce sorulardan bazılarına cevap buldu orada. Çünkü bizim insanımız Sizin bunu Sizin dizileriniz arar. bir nevi terapi mi o zaman toplum? Kesinlikle. Net evet Onun cevabı. O yüzden bu kadar çok seyrediliyor diyorsunuz. E gayet tabii. Gayet tabii. Çünkü... Bir de tanıdık geliyor insanlara karakterler çünkü gerçek hayattan seçme karakterler olduğu için tanıyor, biliyor, özdeşleşim kuruyor. Kendiyle, eşiyle, çocuğuyla, anneannesiyle, geçmişteki veya başka bir duyduğu hikayeyle ona tanıdık. Korkmuyor bir kere öyle olunca. Yabancı değil. Sonra içine rahatça giriyor. Ve seyrettikçe üzülüyor o işte dediğim gibi yani o karakterle birlikte mesela geçen gün yalı çaptığında anne ne kadar çaresizdi o kadının çaresizliğini hissetti. Ve eminim bizim kadınlarımız hayatlarının bir döneminde buna benzer bir acıyı mutlaka yaşadılar ve o kadında onu gördüler. Ah o bitti ve o içlerinden böyle bir, bir yumak acı çıktı gitti işte. Ee, bunun şöyle bir tehlikesi de yok mu hocam? Yani dizideki karaktere çok fazla aa kendimi gördüm diyorsunuz ama o dizinin sonunda o karakterin başına bazen çok kötü şeyler de gelebiliyor. Hayır böyle olmuyor. Yani siz de dizi seyrediyorsanız görüyorsunuz. O karakter benim diye olmuyor. Hı. O karakterin ben aldığı bir duygu var. Benzerliği karakterle değil. Daha çok karakterin duygusuyla yapıyor. Yani orada bir acı varsa onu hissediyor, kendi acısıyla birleştirerek. Orada bir mutluluk varsa kendi yaşadığı zamanda bir mutlulukla bunu benzetiyor. Yoksa o karakter, o değil bunu gayet iyi biliyor zaten. Buna biz şey de diyoruz, beynimiz böyle şakalar yapıyor bize. Yani mesela bu korku filmlerinde filan olur. Siz sever misiniz korku filmini? Sevmem hiç. Ben de sevmem korku filmini. Ama bazıları çok sever. Mesela orada Hocam şöyle ben bir şey... Ben gazetecik yapıyorum Türkiye'de. Korkacak o kadar çok şey var ki ya. Yani. <laughs> 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 Filme falan sıra gelmez. Var. Biz o filmi her gün yaşıyoruz Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> Mesela korku filmlerinde şöyle bir şey vardır. Yani böyle sizi korkutmak için düzenlenmiştir her şey zaten. Böyle sizdeki heyecan artar, artar, artar. Böyle hatta yüzünüzü filan kapatırsınız. Ama ve sanki siz de oradaymış gibi korkutuyor bakın sizi. Halbuki siz biliyorsunuz yani orada değilsiniz ama duygular öyle. İşte sizi yalancıktan şey yapmış gibi. Hani bir aileden kaçamak yapmışsınız. Onların yapma dediği bir şey yapmışsınız. Kırmışsınız, dökmüşsünüz, korkmuşsunuz. Ama bir yandan da hani bir yaramazlık yapmış olmanın bir keyfi vardır ya. Öyle bir şey işte.